Kasım patı mı bunlar? Öyle. Yalnız kış çıkaramaz bunlar. Korunmaları lazım. Sen korursun artık. Korurum tabii de. Bana ihtiyaç olup olmadığını bilmem lazım. Çiçekler bunu sana söyleyemeyecek, üzgünüm. Sen söyleyebilirsin ama. Seni korumamı istiyorsan söyleyebilirsin. Kunduzu denen adam sana bir şey mi söyledi? Yo, nereden çıkardın onu? Benden rahatsız olduğuna eminim. Ayağının altına dolaşmamı istemiyor. Buna da eminim. Kendini çok ciddiye alıyorsun adam. Belki senden korkmuyor. Korkmasın zaten. Korkması gerekenler korksun. Seninle bir derdin olduğunu sanmıyorum. Tamam. Kaldığımız yerden devam o zaman. Bana yardım ediyorsun. Sen bana yardım ediyorsun. Şu arkadakileri getirir misin? Şimdi ne yapıyoruz? Yeni ortağımızla görüşmeye gidiyoruz ofisine. Özgür, ver bakalım ne bulduysam. Yolda çalışayım biraz. İşte burada. Bu kadar mı? Gördüğün gibi fazla bir şey yok. İlginç. Adam ülkeye yeni taşınmış gibi. Üzerine kayıtlı tek bir mal varlığı yok. Ne arsa. Ne ev, ne dükkan. Burada üzerine sadece iki kontrat var. Biri de gideceğimiz ofis büyük ihtimalle. Diğeri? Evi. Onu da yeni tutmuş galiba, değil mi? Aynen. İşlerini gören bir avukatı var. Onu da araştırıyorum. Ama işe yarayacak bir şey çıkacağını sanmıyorum. Sen ne diyorsun? Ne diyeyim Özgür? Ne dememi bekliyorsun? Sanki çok şey bulmuş gibi. Yukarıdakiler ne yapmaya çalışıyor? Neden bu adamı seçtiler? Timur tedirgin oluyor. Amaçları Abdullah gibi seni de oyun dışına çıkarmaksa... Öyle bir ihtimal var tabii. Ama onlara ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstereceğim. Önümüzdeki sevkiyat benim önemimi anlamaları için büyük bir fırsat. Ben olmadan o silahları sınırın ötesine bir metre bile taşıyamayacaklarını anlayacaklar. Daha iyi misiniz? Teşekkür ederim Nevin'cim, sağ olsun, çok daha iyiyim. Nevin, bir konuşalım mı? Hı hı. Nevin, bak bunun karakola gitmesi lazım. Bunu yapanlar cezasını çeksin, böyle olmaz. Ya ben konuştum, sevgilisi yapmış, şikayet etmek istemiyor. Kim yaptıysa yaptı Nevin. Şiddet görmüş bir kadın var. Karakola gitmesi şart. Ya biliyorum da işte, yani normalde böyle biri değil diyor. Tek seferlik bir şey diyor. Ne yapayım? Ben konuşayım o zaman. Hayır, dur. Dur. Bugün bir dinlensin. Üstüne gitmeyelim. Şu şoku atlatalım. Ya yani atlatsın. Sonra tekrar yarın konuşuruz. Gençler Bey. Hoş geldiniz. Tanıştırayım.
Özgür Aseki. Timur Bey'in meşhur sağ kolu. Memnun oldum. Buyurun lütfen. Beğendiniz mi? İlginç bir zevkiniz var. Büyüklerim göndermiş. Yepyeni bir sayfa açıyoruz ya. Bildiğim kadarıyla yeni sayfalar bembeyaz olur Ejder Bey. İşte biz buna sanatın göreceliliği diyoruz. Bunlar belki sizin için sadece birer leke. Ama benim için geçmişten alınan dersler. Açılan her beyaz sayfada bu lekeler benim yardımcımdır. Ne güzel. Acaba bu özel ve derin sanat sohbetimizi burada bitirsek de işimize mi odaklansak? Hani önümüzde çok önemli ve büyük bir sevkiyat var ya. Lütfen. Ejder Arcan. Son bir hafta içinde Londra'ya uçmuş. Bağlantısı Londra'da mı? Ya öyle ya da bağlantısıyla Londra'da görüşüyor. Neden bu adam ya? Belli ki yurt dışı bağlantıları var. Adem haklı. Tam sevkiyat öncesi Timur'un ortağı olduğuna göre. Benim kafam karıştı. Yani siz bu adamın bizim bilmediğimiz bir hikmeti mi var diyorsunuz? Biz bu sevkiyatın tepesine inersek bu adamın hikmeti kalmaz diyorum abi. İnşallah Ayhan, inşallah. Adem sen de Yasemin Hanım'la bir konuş bakalım bu adam hakkında. Yüzün düştü. Yasemin Hanım hala bizimle değil mi? Emin değilim abi.